havaalanı yapıldığında muhalefet partisi olarak tebrik ederiz, güzel bir proje demeyeceksin. Arkadaş, sen hangi şeye, doğru şeye ne zaman ses vereceksin? Sen bunları yapmadığın sürece bu sistem aynı şekil devam edeceğini düşünüyoruz. Çevreyle alakalı haftanın kutlaması ve bu konuya bağlamında, geçmişte arkadaşlar hepimiz biliyoruz, özellikle Aziz İstanbul'umuzda enerji, buna benzer şeyleri konuşmak, güneş, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, bunları konuşmamız mümkün değildi. Bırakın onları, biz İstanbul'u devraldığımız yıllarda İstanbul'dan sanki savaşta ölenlerin sayısı kadar çöp dağlarının patlamasından kaynaklanan problemler vardı. Bugün nereden nereye geldiğimizi arkadaşlar, 40'a yakın bir arkadaşımız ölmüştü. Araştırmanızı yapabilirsiniz. Eserinizde de mutlu olabilirsiniz. Bu noktada, böyle bir noktadan bu noktaya gelip bugün rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinde ülkemiz ilk sayıların içerisinde arkadaşlar. Bunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir diğeri demokrasi, insan hakları. Bu genelde bizim rakibimiz hep aynı şeyleri söylüyor. Dedikleriyle yaptıkları hiçbirbirini tutmuyor. Bir siyasetçi arkadaşımız bir tweet attı diye işte yargılanma süreci, buna benzer şeyler ifade ediliyor. Bir tweet değil arkadaşlar, birkaç tweet. Ben birkaç tanesini paylaşayım. Bu hanımefendinin attığı tweetler, zulüm 1453'te başlamıştır deniyor. Onlarla alakalı mahkemeye gitmesinden sebep olanlar, devlet katil değil, seri katildir diyor. Ben attığı tweetlerden örnek veriyorum. Sakine Cansız'a destek veren tweetleri var. Ben bunları çok uzatabilirim. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı attığı tweetlere baktığımızda, bunlar arkadaşlar, şunu yapalım. Yanlış yapan bizden olduğu zaman sahip çıkıp, yanlış yapan nereden olursa olsun bu noktada tepkimizi koymalıyız. Yoksa emin olun ki siz bize, biz size kısır bir döngü içerisinde siyaset devam eder gider. Bizden sonra gelecek çocuklarımız da hiçbir hizmet etmemiş oluruz. Sadece bu makamları, bu mevkileri siyasi büyüklerimiz veya bizler sadece geçici olarak meşgul etmiş oluruz. Bu hanımefendiye aslında kendi tarafından arkadaşlarımız, yakın olanları, Allah'a şükür bana uzak, yakın olan arkadaşları demesi lazım ki yanlış bir yoldayız, bu yanlış yol demesi gerekli. Değerli başkanım, değerli meclis, sayın başkanımızın ifade ettiği gibi ilçemizde gençlik festivalleriyle alakalı bir çalışmalar oldu. Tabii ki gençlerimiz yaşam vadisinin içerisinde eğlenmeli, gülmeli, bunlara benzer müdürlüklerimiz faaliyetler gerçekleştirmeli. Bunları, emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yalnız geçmiş meclislerde de ifade etmiştim. Burası Beylikdüzü. Beylikdüzü'nde yapacağımız her programı Beylikdüzü'nün vatandaşlarına uygun yapmalıyız. Diğer ilçelerden gelecek arkadaşlarımızın burada ciddi sıkıntılar yarattığını görüyorum ve vatandaşlarımızdan bize bunlarla alakalı ciddi şikayetler geliyor. Bir şey yapmak önemli değil. Oraya, o dokuya uygun sanatçı arkadaşlarımızı ve oradaki faaliyetlerimizi ona göre yapmalıyız. Benim zabıta arkadaşımızın görevi oradaki gençleri sakinleştirmek veya emniyetimizin bu işlere zaman ayırmamalar lazım. Bunu biz yöneticiler olarak, getirdiğimiz sanatçılar, oradaki yarattığımız ortamlar gereği biz bunları baştan olmasını engelleyebiliriz. Her şeyde olduğu gibi olmadan engellemek birçok şeyi çok önceden
durdurma anlamına gelir. Bir başka ilçemizle alakalı önergemizde Yakuplu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne önergeye cevap ver. Buradaki geçmiş meclislerde verdiğimiz, buradaki araçların geçtiğini ifade ediyor arkadaşlarımız. Yalnız buradan araçlar sadece sabah 6.30'da ve akşam 18'de gün içerisinde bu hizmetlerin olmadığını tespit ettik. Onları ilgili arkadaşlarımızla tekrardan paylaşmak istiyorum. Çalışma arkadaşlarımızdan birçok yakınını kaybeden değerli çalışma arkadaşlarımız var. Kendilerine ve ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ölülerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 19 Haziran Babalar Günü'nü kutluyorum. 8 Haziran sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ölüm yıldönümü. 17 Haziran 2015 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in ölüm yıldönümü. 25 Haziran 2005 değerli kardeşim, çok yakın bir dostluğumuz vardı, Kazım Koyuncu. Onu da Beylikdüzü Meclisi'nden rahmetle anıyorum. Geçtiğimiz süreçte birçok alanda sporda başarılarımız oldu. Güreşte, halterde, farklı branşlarda, onları tek tek isim isim girerek meclisi çok yorup uzatmak istemiyorum. Ama Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank voleybol takımını tebrik ediyorum. Ziraat kupasını kazanan Sivas sporumuzu tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah 2022-23 yılının da lig şampiyonu olmasını Beylikdüzü Belediye Meclisi'nden temenni ediyorum ve takımımıza başarılar diliyorum. Beni dinlemeye nezaketini gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Tahir Bey, sağ olun. Bu arada geçtiğimiz Cuma günü Zabıta Müdürlüğü'nde bir personelimizin de dedesi, Erhan Saydam Beyefendi'nin dedesi de vefat etmiş. Ona da Allah'tan rahmet dileyelim. Mülayim Bey, buyurun. Bira markası nasıl söyleyeyim? Konuşmacının şehitlerle ilgili kısmı ve Sivas Spor'la tebrik kısmı harici hepsi A Haber'in spikeri gibi. Şimdi bir hafta o televizyon yayın yapmasın, Türk milletinin ufku açılır. Yalanla dolanla milleti sürekli kandırmaya çalışıyorlar. Ülkemizin gerçeğinden bahsedeceğim. Son bir yılda konuşurum da. Şekere 340 zam gelmiş. %340. Son bir yılda. Türkiye'nin gerçeği bu arkadaşlar. Fox'ta da dinliyorsunuz. Tabii. Doğalgaza %300. Elektriğe %260. Motorine %250. Sıralayabiliriz. Ayçiçeğe %210. Ete süte %200. Mutfak tüpü %190. Ekmeğe, una %180. Enflasyon kaç arkadaşlar? %73 yıllık enflasyon diyor TÜİK. Bir ülkede en kötü şey nedir biliyor musunuz? Ekonomimiz çökebilir. Sıkıntılar yaşayabiliriz. Her şeyi bir şekilde çözüm bulunur ama devletin kurumlarının millete yalan atması kabul edilemez. Belki siz kandırıldık diyerek sıyırabiliyorsunuz. Bir sürü şeyden, cendereden geçti bu ülke sizlerin yüzünden. Ya arkadaşlar, bu ülkede tuhaf şeyler oluyor. 31 Mayıs'ta ülkenin göbeğinde ahlaksızlık körükleniyor. Bebek'te güpegündüz anormal işler yapılıyor. Nerede yaşıyoruz biz ya? Bu ülkeyi yönetenler artık bu ülkede
her türlü ahlaksızlık yapılabilir hale getirdiler. Çoluk çocuğumuzla sokakta gezemez hale geldik. Ondan sonra 140 bin ağaçlık neymiş o? Millet bahçesi yapıyorsun. Millet bahçesi yapmıyorsun sen. Türkiye'nin geleceğini pazarlıyorsun. 2013'te yeni yapılan havaalanıyla ilgili verdiğin taahhüt var. Burasını kullanılmaz hale getireceksin. Aksi takdirde o beşli çete ve büyük sermaye o havaalanını yapma garantisi vermiyor. Hiçbir yerde bizim anlayışımızda olanlar yapılan hiçbir yatırıma karşı gelmezler. Ama 1 liralık işi bu millete 100 katı geçirirsen buna itiraz edecekler. Sen nüfusu 50 bin olmayan kentlerde 3 milyon 5 milyon müşteri garantisi verirsen hiç o uçağa binmeyen bizler, sıradan vatandaşlar, bunlar bunun parasını ödemek zorunda kalıyorlar. Sen bunları anlatacaksın. Adalet Bakanınız diyor ki tweet atmak suç değildir, içeriği suçtur. Şaka gibisiniz ya. Hakikaten şaka. Şu anki Adalet Bakanı. Böyle bir açıklama olabilir mi? İstediğini yapacaksın. Ülkenin en yüksek makamı milletine her türlü hakareti yapacak. Hiç karşılığı yok. Ondan sonra çıkacak. Ben milletin ağzıyla konuşuyorum. Küfürbaz bir millet miyiz biz ya? Bu milletin 84 milyona örnek olması gerekenler kalkıp küfür dilini seçemezler arkadaş. Bu ülkede yaşayan hiçbir vatandaşımız sürtük değildir. Hiçbir vatandaşımız. Tüm bunlar yaşanırken yine bu ülkenin asayişinden sorumlu biri 16 milyonu seçtiği İstanbul'un belediye başkanına ahmak diyebiliyor. Belediye başkanı da cevaben şunu söylüyor. Bilmiyorum ama diyor bu seçimi iptal etmek ahmakça bir şey diyor. Eşitlikçi olmak lazım. Biri direkt hakaret ediyor, biri benzetme yapıyor. Vereceksen cezayı ikisine birden vereceksin. Biz ne tweetler gördük. Hala şu anda bakan koltuğunda Pensilvanya'ya gidip icazet alanları bakan yapan siz, bizim attığımız birkaç tane tweetle ilgili algı yaratmaya çalışan yine siz. Doğru söylüyorsunuz. Bu milletin tokatı biraz geç iniyor. Şu anda bilirsiniz onu, bütün ilgili arkadaşlar bilir. Böyle hızlı satılması gereken şeyler gitti gidiyor koma düşer. Siz de AKP olarak gitti gidiyor koma düştünüz. Çok kısa sürede bu ülkede umudun tekrar yeşermesi için, bu ülkede tekrar kardeşliğin var olması için erken seçim istiyoruz. Zorunluluk haline geldi. Bizim her bireyimiz sizin karşınızda aday olabilecek yetenektedir. İstanbul'da Tahir, yürek ye, biz çok eskiden yedik yüreği. Çok eskiden. Ne zaman biliyor musun? Ta Kurtuluş Savaşı, Kuvayi Milliye'den beri yürekliyiz biz. Onu bil. İstanbul'da sana da mı cevap vereyim? Nurullah. Evet. Mülayim Bey, siz meclise hitap edin. Tamam. Buyurun. İstanbul'da 16 milyonun başkanı Ekrem İmamoğlu ülkede kaybolan umudu yeşertmek için çiftçilerimize, hayvancılarımıza korkunç destekler vererek aslında ülkede yapılması gereken tarımda, hayvancılıkta devrimin ilk ateşini yakıyor. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Dağıttığı tohumluk ayçiçeklerle İstanbullu çiftçiden bu yıl 8 milyon litre ayçiçek yağı üretmesini zorluyor. Yani yaptığı çok büyük bir destek değil ama umudu örgütlüyor. İstanbul'dan başladığı